Faiz ne demektir? Kaç çeşidi vardır? Hanefi mezhebine göre faiz alışverişte taraflardan birine şart koşulmuş, karşılığı olmayan ivaz diye tarif edilmektedir. Metin eserlerimizin kısaca faizi tanımları bu şekildedir. Faizin hangi mallarda terettüp edeceği veya hangi durumda olacağı ise mezhepler arasında ihtilaflıdır. Zira ayet-i kerede Mevla Teala Estağfirullah وَحَلَّ beya ve وَحَرَّمَ riba. Yani Allah Teala faizi haram kıldı ve faizden elde edilecek getiriyi haram kıldı. Alışverişi ve alışverişten elde edilecek geliri ise helal kıldı buyurulmaktadır. Ancak bunun dışında da وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ riba şeklinde ayet-i kerimelerde de faizden bahsedilir ve lakin faizin hangi durumda ve hangi mallarda tahakkuk edeceğine dair ayet-i kerimede bir beyan söz konusu değildir. Bununla alakalı İmam Cessas Şerh-i Muktasar-ı Tahavi'de faiz ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de mücmel olduğunu, Allah Resulü'nün bunu beyan ettiğinden bahseder. Allah Resulü'nün sünnetini beyan ettiğinde bahseder. Yine faizle alakalı Hazreti Ömer radıyallahu anh faizle alakalı ayet-i kerimenin hüküm bildiren son ayet olduğunu, hüküm bildiren son ayet olduğundan dolayı Allah Resulü'nün daha bize tam olarak illetlerini veya gerekçelerini beyan etmeden ahirete irtihal ettiğini nakletmektedir. Bundan dolayı mezhepler arasında ittifak edilen faizin gerekçesi şudur şeklinde tek bir yaklaşım söz konusu değildir. Ancak dört hak mezhep demiş olduğumuz mezheplerin tamamı, faizin hangi ürünlerde ve hangi mallarda tahakkuk edeceğine dair ki görüşlerini meşhur hadis-i şeriften çıkarmaktadır. Ki hadis-i şerifte de Allah Resulü اَدَّهَبِ بِالْدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالْتَمْرُ بِالْتَمْرِ مِسْلًا بِمِسْلٍ يَدَمْ بِيَدٍ. Hadis-i şerif bu şekilde rivayet edilmektedir. Hadis-i şerifin farklı tariklerle, farklı lafızlarla rivayeti söz konusudur. Allah Resulü hadis-i şerifte altın altına, gümüşü gümüşe, buğdayı buğdayı, arpaya arpaya, tuzu tuza, hurmayı hurmaya sattığınız zaman eşit satın, fazlalık olmasın. İkinci olarak da vade yapmayın, elden ele satın buyurmaktadır. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan gelen diğer rivayette de اِذَا اَخْتَلَفَ النَّوَعَنْ فَبِيَ اُكَيْفَ شِئْتُمْ buyurmaktadır. Yani altına altına değil de altına gümüş şeklinde veya buğdaya arpa şeklinde aynı cins mallar satılmıyorsa bu durumda fazlalıkla satın, اِذَا اَكَانَ يَدَنْ بِيَدِنْ elden ele olmak şartıyla buyurmaktadır. Şimdi fakihlerimiz, müçtehit imamlarımızın tamamı bu rivayet edilen bu iki meşhur hadis-i şerif ve bunlara dair, bunlarla aynı manadaki gelen rivayetlerden dolayı bütün mezhepler faizin illetlerini veya faizin hangi durumlarda tahakkuk edeceğini çıkarmışlardır. Ve aynı şekilde faizin kısımları da bu hadis-i şeriflerden çıkartılmaktadır. Allah Resulü rivayet edilen hadis-i şerifte altını altına, gümüşü gümüşe, buğdayı buğdaya, arpayı arpaya, tuzu tuzu, hurmayı hurmaya sattığınız zaman elden ele ve eşit olarak satın buyurduğundan dolayı fakihler derler ki bütün müçtehit imamları faiz iki çeşittir. Bir, fazlalıktan kaynaklanan faiz ki o da nedir? 10 lira verip 15 lirayı almak, 10 kilo buğday verip 15 kilo buğday almak. Bir bu. İki, vadeden kaynaklanan faiz. Çünkü Allah Resulü hadis-i şerifte yeden bir yedin, mislen bir mislin, yeden bir yedin buyurmaktadır. Yani Allah Resulü hadis-i şerifte sadece altına altın paralar birbirine satılıyorken eşit olmasını değil, aynı zamanda da vade olmamasını emretmiştir. Bundan dolayı vadeli faizde veya vade olmaması gereken bir malda vade yapmak da Hanefi mezhebi dahil 4 mezhebe göre faiz olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı hadis-i şerifte müçtehit imamlarımız bu şekilde istidlalde bulunduğundan dolayı 4 mezhebe göre faiz, ribel fazıl ve ribel nesa. Yani fazlalıktan kaynaklanan faiz ki o da nedir? 10 lira verip 15 almak, 10 kilo buğday verip 15 kilo buğday almak, 10 kilo fındık verip 20 kilo fındık almak budur. İkinci olarak faizin çeşidi vadeden kaynaklanan faizdir. Allah Resulü hadis-i şerifte yeden bir yedin buyurduğundan dolayı bu bahsedilen aynı cins olup aynı tartıyla satartılmaktadır. Malların akit anında aynı şekilde teslim edilmesi gerekecektir. Eğer teslim olmayıp bir vade söz konusu olacak olursa bu durumda da vadeden kaynaklanan faiz olma durumu söz konusu olacaktır. Hasılı 4 mezhebe göre
faizin çeşitleri, asıl faiz ve haram kılınan faizin çeşitleri ribel fazıl ve ribel nesa olmak üzere iki ayrıdır. Bir de bunların dışında, asıl söz konusu olan faizin dışında Allah Teala'nın veya Allah Resulü'nün yasaklamış olduğu aldatma, hile, hurda veya bir takım tartışmaya veya belirsizliklere getiren alışverişlere de Hanefi kaynakları faiz demektedir. Ki bununla alakalı İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan İbn-i Macide şu rivayet gelmektedir. Er-riba selasetin ve seb'une baben. Yani riba 73 baptır buyurmaktadır. Bunu da fakihlerim şu şekilde açıklamaktadır. Allah Teala'nın ve Allah Resulü'nün yasaklamış olduğu ve bunlara bir takım nehyetmiş olduğu alışverişlerin tamamı tıpkı riba gibi nehyedilen alışverişlerdendir. Bundan dolayı işte gün sisteminde olduğu gibi menfaat getiren borç, süftecede olduğu gibi yine aynı şekilde borcun içerisinde bir menfaat ya da şartlı alışverişte olduğu gibi taraflardan birine bir menfaat getirilen işlem nerede? Hanefi mezhebine göre faiz ifadesi kullanılmaktadır. Klasik kitaplarımıza baktığımız zaman bunları görmekteyiz. Bu ifadelere de faiz denildiği gibi ana aslı itibariyle ise faize hem fazlalık faizi hem de vade faizi diye ikiye ayrılmaktadır. Asıl faizden kastedilen budur. Bunun dışında dediğimiz gibi bir de bu şekilde İslam hukukunun yasaklamış olduğu uygulamalara da faiz ifadesi kullanılmaktadır.